Türkiye'nin farklı illerinde, hatta dünyanın çeşitli ülkelerinde şubeleşen Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu, üye ve hemşehrilerini her alanda yalnız bırakmamaya özen gösteriyor. Birlik ve beraberliği diri tutmak, bununla birlikte kültürel değerleri de gelecek kuşaklara aktarmayı kendisine ilke edinen konfederasyon yönetimi, İstanbul'un Fatih semtindeki Özel Yozgat Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'yla hemşehrilerinin çocuklarına barınma imkanı sunuyor. Toplam 7 kattan oluşan ve 100 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdunun dış cephesine ise Yozgat'ın şehir merkezindeki sembollerinden olan tarihi saat kulesi de motiflenmiş. Yurdun yapımı sırasında maddi ve manevi destek veren kişiler de unutulmamış. İsimleri yurt bünyesindeki bazı oda ve salonlara verilerek ahde vefa örneği sergiledi. Modern yatakhane ve yemekhanelerinin yanı sıra eşsiz bir İstanbul manzarasına da konuklarına sunan Özel Fatih Erkek Öğrenci Yurdu'nda toplantı ve benzeri etkinliklere de imkan tanınıyor. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu dönem başkanlığına yeni seçilen Ahmet Yılmaz, öğrenci yurduyla ilgili bilgiler verdi. Erkek öğrenci yurdunun konum olarak, yurdun İstanbul'un göbeğinde, Fatih ilçesinde hizmet verdiğini kaydeden Yılmaz, 2015 yılına kadar arsa vasfında olan bir yerdi. Federasyonumuzun çalışmaları neticesinde buranın kiralaması yapılarak buranın inşaatına başladık. 2015 yılından bu yana başladığımız inşaat 2017 yılında tamamlandı ve aynı yıl içinde öğretime hazır hale geldi dedi. İnşaatına başladık. 2015 yılının ortalarında başladığımız inşaatımız 2017 yılında tamamlandı ve 2017 yılında eğitim öğretime hazır hale geldi. 100 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdunun İstanbul'daki üniversiteleri kazanan Türkiye'nin her bir köşesindeki hemşehrileri için bir yuva olduğunu kaydeden Yılmaz, öğrencilerimiz barınma imkanının yanı sıra burs destekleri ve mezuniyet sonrasındaki iş konusunda destek oluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bizleri izleyen hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bu vesileyle bizleri bugün İstanbul'da yalnız bırakmayan Kanal 38 ve TV 38 yönetimine de teşekkür ederken sizler aracılığıyla tüm dostlarımıza selamlarımızı sunuyoruz dedi. Öğrencilerimiz için çok güzel bir fırsat, bir imkan. İnşallah bundan sonraki senelerde de, önümüzdeki yıllarda da bizleri seyreden hemşerilerimizin çocukları İstanbul'da okuma fırsatı bulurlarsa buralarda bekleriz. Burası Yozgatlıların bir evi, bir yuvası oldu artık diyoruz. Peki ben de size 38 ailesine, Kanal 38 ailesine, seyredenlere, bütün hemşerilerime, hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki hemşerilerimize çokça selamlarımı iletiyorum. Saygılar sunuyorum sana.